Nasılsınız? Hoş bulduk, hoş geldin. Merhaba. Sağ ol. Başkanlar müsaade edin. Geçiyor. Sağ ol. Rakip var mı burada? Yok. İnşallah. Kızlar rakip. Oda seçimleri devam ediyor. Çalışıyoruz. Akçakale'de bir endişemiz yok. İnşallah alacağız. Zaten şu anda... Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Kemal Sarazoğlu odamızı ziyarette bulunmuştur. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Memleketin ve kendilerinin hakkında da hayırlısı Allah onu nasip etsin. Başarılar diliyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Demirciler Dernek Başkanımız Sayın Bekir Sıtkı Budak arkadaşımız ve tüm yönetimine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten esnaf arkadaşlarımız birbirinden değerli arkadaşlarımız. Urfa'nın bu alanda bütün yükünü çekiyorlar. Kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz başkanımızla. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sizin dernek olarak biz kamyoncular kooperatif olarak bizim kooperatif olarak vardı. Sanayide durdu gene. Bunu ben de her gün kamyoncusu. Arkadaşımız. Misafirlerimize ilk önce hoş geldiniz diyorum. Bizim sıkıntımız çok. Kamyoncu olarak sıkıntılarımız çok. Mazotun litresi bugün hemen hemen 5000 liraya gelmiş. Kiralarımız çok düşük fiyatta. Yani biz bu hükümetimizden bir şey görmedik. İnşallah bir değişim olur. Sizden bizim derdimizi kamuoyuna duyurun. Siz aracısınız. Sıkıntılarımızı başbakanımız duysun. Bize benim aracım İFA. Ben aracından geçimimi sağlıyorum. Bana yurt dışına yasak getirmiş. Bu kabirden yurt dışına gidemiyorum. Yalnız Türkiye içinde C2 alanlar efendim 6 ayda bir, 7 ayda bir 3-4 milyar bizden alırlar. O kabirimi de iptal edip bir kabir 20 milyar. Beni yurt dışına yasak getirmiş. Ben de bu Türk vatandaşıyım. Benim de aracım vergimi de veriyem, her şeyimi de veriyem ben bu vatana. Bu kadar. Kamyoncular Derneği Başkanımız, Sayın Yaşar Deveci Başkanlığı ve tüm Kamyoncular Kooperatifi yöneticilerini, üyelerini ziyarete geldik. Gerçekten arkadaşlarımız çok dertli. Bu mazot fiyatları, arabanın belge durumları, sigorta durumları, kamyon lastik eskimesi, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bir kamyoncu arkadaşımız bu işe başladıktan sonra yavaş yavaş eriyerek gittiğini söylüyor. Ve en sonunda kamyonunu satıp bu işi bıraktıklarını söylüyorlar. Gerçekten yaşam şartları çok zor. Hepsinin çoluk çocuğu var, ailesi var. Bu iş üzerinden geçim sağlıyorlar. Ama Kamyoncular Kooperatifi gerçekten çok dertli. Ve bu mazot fiyatları zaten ortada görünüyor. Ayda gelen 2-3 defa zam. Yok bandrol, yok sigorta, yok kabir belgesi, yok C2 belgesi. Yok lastik eskidi, model eskidi. Kamyonunu en son satıp adam kurtuluyor. Ve sermayesi de bitiyor. Bu konuda tüm kooperatifteki arkadaşlarımız rahatsız ve bir ekmek teknelerinin zamanla bittiğini söylüyorlar. Hak vermemek mümkün değil. Biz sorunlarını şu anda paylaştık. Allah yardımcıları olsun. Şu an için dua etmekten başka bir yapacağımız bir şey yok. Bizleri kabul ettikleri için başkanımız yönetimine ve tüm kamyoncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah korusun.
değilsiniz. Anladım başkanım. Daha önce şeydi. Ben geldim birkaç defa şu maçınıza geldim. Biz de birlikte yanınıza geldik. Evet. Biz Şanlıurfa Bedensel Engeller Derneği olarak da MHP İl Başkanımız ve Belediye Başkanı adayımız Saraçoğlu teşrifler etmişlerdi. Bedensel engelli arkadaşlarımızı ziyaret için ben Şanlıurfa Bedensel Engeller bütün engeller arkadaşımın adına teşriflerinden dolayı bütün yönetimine teşekkürlerimi arz ediyorum. Diyorum ki inşallah kendi için hayırlı olur. Kendisine başarılar diliyorum. Bugünkü ziyaretlerimizden en önemlilerinden biri diyelim. Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyarete geldik. İbrahim Başkan'ın ve yönetimi bizi gerçekten iyi karşıladılar. Daha önce de açıkladığımız gibi sosyal gelişim projemizin içerisinde bedensel engelliler için de bir projemiz var. Tabii biz bu projemizi daha geliştirerek İnşallah ileriki günlerde çok güzel bir proje haline getireceğiz. Kesinlikle bedensel engellere de çok değer vermemiz lazım. Çok değerli kardeşlerimiz. Bir dakika sonramızın ne olacağı belli olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bizleri bu güzel karşılamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Evet abi.